Merhaba, ben Türkiye'nin ilk yapay zeka bahis yazarı Bahista. %74'e varan başarı oranımla milyonerdeyim. Milyoner. Lastik Park sunar. Murat abi, Batı yakasında Denver Nuggets, Minnesota Timberwolves eşleşmesi. İlk iki maçı deplasmanda Minnesota kazanınca herkes acaba Denver yolun sonuna mı geliyor diye düşündü ama şampiyonluk karakteri, şampiyonluk genleri, DNA'sı ortaya çıktı ve ondan sonraki 3 maçı Denver, ikisi Minnesota'da olmak üzere kazandı ve bu sırada da Jokic hepimize niye MVP olduğunu ve niye bu ligin en iyi oyuncusu olduğunu bir daha hatırlattı. İlk iki maçtan sonra o ödül de sorgulanmaya başlanmıştı. Evet. Pek aldırmadı ama çok acayip bir cevap verdi. Ya çok enteresan bir adam ya. MVP ödülünü alıyor. Sanki trafik polisi ceza biletini veriyor gibi tepki gösteriyor. Yani hakikaten sevmemek mümkün değil ya. Tabii. Müthiş bir karakter. Doncic'le karşılaşırlarsa onlar o seriyi de sadece basketbol açısından değil, şov açısından da, eğlence açısından da tavana getirir. Ya şimdi burada tabii şöyle bir şey var. Oğlu doğdu, Allah bağışlasın. Gobert oynamadı. Oklahoma City kazandı. Kazandı. Gobert döndü. Yok hiç... Çok yapmaya başladı. Yani son maç zaten artık ayıp olmaya başladı. Yani 9 birebir isolation, 8 basket. Yani şimdi bu da savunma, yılın savunma oyuncusu. 4 kere seçildi. Hem de kaç kere kazanmış. O şöyle düşünüyorum. Genelde iki uzun oynadıkları zaman Gobert rakibin boş alanını daraltan bir oyuncu. Birebir savunmacı değil. Ben zaten ondan seninle burada birkaç hafta önce konuşurken Muembi'yi kazanmalı demiştim. Çünkü o tam tersi. Yani Gobert'in etkili olması için takımın da savunma planının ona göre yapılması gerekiyor. Muembi'yi sal gitsin abi. Yani her yerden bir şey bulur. Yok için performansı, ben sonra tekrar bir seyretmeye başladım maçı, bitiremedim daha. Ya 13 asist, 0 top kaybı bir pivottan nedir? İnanılmaz. Ne demek abi, biri bunu bana anlatsın ya. İnanılmaz bir şey. 7 rebound, 13 asist, 0 top kaybı. 0 top kaybı. Yani 40 sayı. Yok hiç öyle bir mesaj verdi ki en iyi savunmacının karşısında ve takım olarak en iyi savunmayı yapan. Her şey var. Hook shot var, üçlük sol var. Sol hook var, sağ hook var. Üçlük fake var. Fake altından şey yapmaya her şeyi yaptı. Her şeyi yaptı. Yani inanılmaz bir yok. Yani izlemediyse seyircilerimiz o maçın özetini en azından açıp izleyin. Çünkü resmen ders verdi yok hiç. Abi yok işle oynamak. Yani Aaron Gordon da belki bu seride şu ana kadar ikinci en iyi Nuggets oyuncusu. Şutuna da güveni gelmiş. İnanılmaz güvenerek atıyor. Ama yani Christian Brown, Gordon, ya yok hiç topu aldığı zaman devamlı hareket edeceksin. Evet. Murat abi anlamadığım bir şey var ama. Yani Gobert savunurken neden 4 numaradan yardım hiçbir zaman getirmeyecek? Çünkü o demek ki Aaron Gordon smaç vuracak. Yani 4 numaradan yardım geldiği anda yok hiç o topu öyle ya aleyupla atıyor ya bak ne olduk atıyor ya yandan atıyor ya alttan atıyor. Yani o 4 numaradan yardımı getirmeyeceksin. Hiçbir şekilde bir de bir oynasın. 9'da 8 atsın. Belki yokun atanmaz ama 4 numaradan yardım geldiği anda bitti. Smaç. Yani smaçla bitiyor hücum. İnanılmaz bir oyun vizyonu, yani kort vizyonu ama diğer taraftan da Minnesota sanki uyuyan bir devi uyandırmış gibi oldu. Hakikaten bambaşka oynayan bir Nuggets var. İlk turda da böyle oynamıyordu. Lakers'a karşı da böyle oynamıyordu. Ya şimdi tabii Kanuni'nin olmaması bu son maç çok Anthony Edwards'ın işini çok zorlaştırdı. Yani hem takımın bence sağ içi lideri, en tecrübeli oyuncusu, hem oyunu en iyi okuyan oyuncusu, hem de Edwards'ı en iyi besleyen oyuncu. Herkes en iyi besleyen oyuncu tabii. O açıdan o oynamazsa bir sonraki maçta bence 4-2 biter. Çünkü onu çok arıyorlar. Bence 4-2 biter. Yani Minnesota açısından da
kontrat ön planda olarak onların da bazı kararlar vermesi lazım. Çünkü yani Minnesota şehir olarak, pazar olarak küçük. İkinci şeyi geçen, lüks vergisi geçen kaldıramaz. Bir şeyi kaldıramaz. Cat hücumda gayet iyi. Gobert'i başka biri alır mı? İkisinden birisini tutamayacak herhalde. Kesinlikle. Bana öyle bana geliyor. Nazri zaten ben hazırım mesajı veriyor. Onlar için de bu yaz kararlarla dolu, kritik kararlarla dolu bir şey olacak. Yani Nuggets'ta Murat abi bir de etkileyici şeylerden biri son maç özellikle. Jamal Murray 16 sayı attı. Öyle muazzam bir performans yok. Michael Porter Jr. ki Lakers serisinde kaçıramıyordu. Yani ne attı sokan Michael Porter Jr. düştü 6 sayı attı. Ona rağmen yok için olağanüstü performansı ve diğer parçalarla beraber Denver yoluna devam ediyor. Yani ya oradaki finale çıkmama ihtimali yani öyle bir tek performans... soru işareti Christian evet. Brown şimdi bir şeye geldi. Yani o da zekasından geldi. Yani herhalde en çok topsuz kat yapan oyuncu o Denver'da. Şeyin de yerlerine fazla bulaşmıyor. Gordon'a. Yok içle Gordon oralara pek gitmiyor. Ama yani 6.5 oyuncuyla özellikle yani Allah göstermesin o 5'ten birine hangisi olursa tabii. Bir şey olursa Denver'ın bench'i gerçekten tabii. Bir şampiyonluk adayı için zayıf. Çok zayıf. Zayıf. Bakalım nasıl olacak ama bu seri yani bir kere 2-0 öne geçip 3 tane arka arkaya kaybetmek mental olarak da Minnesota'nın buradan kalkması için çok karakter çok göstermesi gerekiyor. Yani. Çok zor. İki tane kazandık. Evet bu seri bizim mi acaba derken. Hele şey oynamazsa. Conley oynamazsa imkansıza yakın. O yüzden Denver yoluna devam edecek gibi gözüküyor. Zaten sezon başındaki belki de iki favori doğuda da batıda da finale doğru emin adımlarla gidiyor. İlerliyor olacak. Ama yok için performansı hakikaten muazzam bir şey şu anda. Yok ben yarın sabahın köründe düğüne gideceğiz işte. Dönünce bitireceğim yani. Seri de zaten bir gün sonra bitecek. Ya yalnız bu şeyde o şey bir türlü yani molaları ileri alma şeyine beceremiyorum ya tekrar izlerken. Çok ileri gidiyor. Yani onu ayarlamak biraz zor. Hassas evet. Bakalım 6. maç ne olacak? Denver yaka finaline çıkacak mı diyelim ve doğuya geçelim. Lastik Park sundu. Serdar Ali Çelikler'le maç izle. Sesli yorumlar sadece Sports'ta. Hemen indir.